Ona geçmeden önce ee, sen bunun üzerine biraz daha şey, biraz daha açıklayıcı koy istiyorum seyircilerimiz için. Dün e, Sayın Babacan'ın verdiği rakamlar çok enteresan. Hani nasıl gelindi işte bu e, hem Barış'ın hem Emin'in anlattığında. Dedi ki e, Ali Babacan 23 milyar dolarla aldık biz hazineyi. Merkez Bankası'nın Rezerv, döviz rezervini milyar. özür dilerim. 135 milyar dolara çıkarttık. Bugün eksi 39 milyara düştü. Bu arada şöyle bir tartışma var. Acaba Cumhurbaşkanı eksi 39'u biliyor muydu bilmiyor mu değil. Bu da tartışmalar. Bu Ali Babacan'ın tartışması değil. Gazetecilerin arasında tartışma. Ya acaba gerçekten eksi 39 milyar dolarlık bir açık olduğunu bilmiyor muydu? Doğru söylenmedi mi? Anlatılmadı mı? Rakamlar mı saklanıyordu? Önce sana bir bunu sormak isterim. Biz Babacan'a bunu sorduk ama tabii ki kendisi devlet... adabı o konuda yani Teknokrat mı insan Ali Babacan siyasetin ötesinde asla hani o geriye döner, dönük olarak e, böyle bu tip yorumlar yapmak istemiyor ama sadece şunu söylüyor. Yani sonuçta bir cumhurbaşkanına briefing verilir ve bu briefinglerde detaylı olarak anlatılır. Ee, tabii ki sayın cumhurbaşkanı bir ekonomist, iktisatçı gibi detayları bilmeyebilir. Ama oraya gidenlerin bu bilgileri, bunun neden kaynaklandığını, nasıl olduğunu o tabloyu vermeleri gerekiyordu. Verdiler mi, vermediler mi ben bilemem dedi. Yani ben de şu diyorum. anda Merkez Bankası'ndaki durum bu. Eksi 39 milyar Hayır, dolarlık ben onu bir biraz geride kalmış. Öyle mi? Yeni rakam 49 ha. milyar dolar. Şimdi hani kamu kamu giderlerini denetlemekten bahsediyor ya Sayın Soylu Haber Türk televizyonunda Fatih Altaylı'ya. Sen bunu bir anlat. Kamu giderleri nasıl bu e -39'u yaratmış? Şöyle söyleyeyim. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı şu iddiaya gerçekten çok güldüm. Sayın Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksiye düştüğünü öğrenince şok olmuş. Şimdi bir kere böyle bir şey imkansız. Nereden imkansız olduğunu biliyoruz. Elimizde kesin kanıt var. Nereden biliyoruz? Naci Ağbal'ın Merkez Bankası'nın başına neden atandı? Sayın Albayrak'a git mesajı vermek için. Demin konuştuk bunu. Git mesajı vermek için. Çünkü aralarında kavga vardı. Neden aralarında kavga vardı? Naci Ağbal ne bakanıydı? Maliye Bakanı'ydı. Maliye Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı birleştirilince onun başında Berat Albayrak gelince çok ince bir numara çekildi. Sayın Aballa sayın Albayrak arasındaki kavganın kökeni oraya dayanıyor. Daha doğrusu gerilimin kökeni oraya dayanıyor. Nedir? Maliye Bakanlığı'nın bir para toplayan yani vergi toplayan birimi var. Bir de harcamalara izin veren birimi var. Asıl güçlü birimi o birim Naci Ağbal'a bağlıydı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Naci Ağbal ekonominin kötüye gittiğini anlatınca Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki Sayın Ağbal'a gidip Sayın Albayrak'a bir anlat. O öyle demiyor. İşte kavga orada kopmuş zaten Naci Ağbal gidince. Zaten Sayın Ağbal atandığı anda hepimiz ne dedik? atamı? hepimiz dedik ki ha Sayın Albayrak'ın yetkilerini kısıyor Cumhurbaşkanı. Yani bilerek bunu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı bunu biliyordu. İkincisi... Şu anda Merkez Bankası'nın rezervleri eksi -49 milyar dolar. Siz bana gelseydiniz 5 yıl önce deseydiniz ki emin çapa ekonomi habercisisin. Merkez Bankası'nın eksi rezerve olacak ben size derdim ki siz aklınızı kaçırmışsınız. Eksi rezerv dene Türkiye tarihinde böyle bir şey görmedik. Dünyada da bu çok nadir görülen bir şey. Eksi rezerv olmaz derdim size. Ama bugün eksi rezerv Önce 7 milyar dolar, sonra 14 milyar dolar, sonra 21 milyar dolar, sonra 36 milyar dolar, 2 hafta önce 46, şu anda 49 mi? Eksi rezervin ne demek olduğunu söyleyeyim. Merkez Bankası birdenbire 46 49 milyar dolar para bulsa bizim rezervimiz 0 dolar olacak. Bakın, bizim kendi paramız 0 dolar olması için rezervimizin Merkez Bankasına 49 milyar dolar para koymamız lazım. Neden? Çünkü başkasından aldığımız borçlar onlar. O rezerv olarak görünenler. Eksi 49 milyar dolar. Swap'larla Katar'dan, Çin'den alınan paralar ve Türkiye'deki bankalardan alınan paralar. Şimdi bu buraya biz Sayın Erdoğan'ın onayıyla geldik. Sayın Erdoğan'ın faiz enflasyonun nedenidir teorisini ispatlamak için hatırlıyor musunuz dolar 6.80'ler ile 6.90'lar arasında kaldı. Herkes şunu söyledi ya dolar niye burada kalıyor yukarı doğru gitmesi lazım diyordu. Niye gitmiyordu? 110 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasından Sayın Erdoğan'ın akılla iktisat biliminin içinde açıklayamadığımız teorisini ispatlamak için 110 milyar Mayıs, dolar harcandı. Mayıs 2020 ile Ağustos 2020 gibi kısa bir süre içinde İçerisinde. 110 milyar dolar. Bakın 110 milyar dolar parayı biz saçtık o iktisat teorisini ispat. Yani Sayın Cumhurbaşkanını aklama diyor ya sürekli olarak onu ...Kadri'nin hep söylediği. Hani hep sanki o haberi ve, yokmuş, şaşırmış. Ve o sürede de faizler düşük tutuldu. Eksi de tutuldu. 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 Enflasyonun altında tutuldu. tutuldu. Dolayısıyla o teoriyi ispatlamak için harcandı. Ve bunu da Sayın Uysal'a yani Merkez Bankası'nın bir önceki başkanına hiçbir suçu yok. 9 kere faiz indirimi yaptırtılarak üst üste biz o faiz indiriminin yarattığı tahribatı Merkez Bankası'nın 110 milyar dolarını saçarak kapatmaya çalıştık. Ve bugün geldiğimiz yerde elimizde para yok, eksi paradayız. 49 milyar dolar bulursak sıfır dolarımız olacak. Yani bu o kadar önemli bir şey ki 49 milyar dolar bulursak 0 dolar net rezervimiz olacak. Enflasyon 12 küsurlarda görünüyor. Hepimiz biliyoruz ki orada değil enflasyon. Faizi eğer perşembe günü toplantı var biz çarşamba yayın yapacağız ama perşembe günü toplantısı var Merkez Bankası'nın. Faiz artırmadığımız anda doların nereye geleceğini hepimiz biliyoruz. Ve şu anda bulunduğumuz yerde sana şöyle bir şey söyleyeyim Şirin. Türkiye İşsizlik Kurumu bugün işsizlik rakamını yayınladı. İşsizlik rakamı şöyle işsizlik düşüyor. Ama son bir yılda 970 bin kişi işini kaybetmiş ama işsizlik düşüyor. Şimdi böyle bir şeyi kime anlatabilirsiniz? 970 bin kişi işten kovulmuş ama işsizlik düşüyor. Bu noktada Türkiye'nin oyun alanları yani kartları elindeki o kadar zayıf ki biz dönüyoruz dolaşıyoruz hep adamı değiştirince Naci Ağbal atanınca Sayın Lütfü Elvan atanınca, Sayın Albayrak gidince işte hukuk reformunda döndüm deyince ekonomi düzelecek mi? Doları kısa bir süre düzeltsek bile ekonomiyi düzeltme imkanımız yok. Bence asıl konumuz da kadrin değişiğiyle evet, Buraya ben Emine hemen o zaman bir ekleme yapayım. Sayın Babacan'ın da zaten röportajda dediği şuydu. Aslında iki kötü arasından bir kötü, biraz daha az kötüyü seçmek zorunda kalacaklar. Perşembe günü toplantıda. Çünkü ne yaparlarsa zaten kötü de işte bir nebze daha mı kötü olacak, çok çok mu kötü olacak, bir nebze daha mı iyi olacak yoksa çok çok daha mı kötüye gidilecek diye. Şimdi bu kamu kaynakları meselesine biraz ısrar etmek istiyorum. Ee, kadri Acı Reçete meselesini konuşalım ama bu kamu kaynakları meselesinde biraz daha senin söylemek istediklerin var mı? kamu? Yani ha, e, kamu kaynakları derken neye atıfta bulunduğumu tekrarlayayım. E, i̇şte İmamoğlu'nun billboardlarını denetliyoruz ya da soruşturma açtık çünkü kamu kaynaklarını denetliyoruz. Yani muhalefetin elindeki belediyelerin e, kamu kaynaklarını nasıl harcadığını son derece partizan ve otoriter bir uslupla, yöntemle denetliyor denetliyorlar ki bunun adı da dem, denetim değil. Bunun adı aslında zulüm. Bu zulümdür. Yani bu siyaseten zulümdür. Evet. Peki yani siyaset yaptırmamak seçilmiş bir belediye başkanına açıkçası zulümdür ve onu seçenlere karşı da e, dolaylı yoldan ...onu seçende de zulmü uğratmaktır. Çok açık. Bunu, bunu söylemek lazım. Yani... ...kamu kaynakları konusu ise... ...çok genel çerçevede şöyle... ...Türkiye tarihinin... ...en ağır ekonomik krizinden... ...geçiyor. Neden ağır? Çünkü... ...2018'de girdik bunun içine... ...net olarak çok sevdikleri... ...Trump'ın... ...iki tane tweet'i... ...ile yani... ...bu tetik... Hani... ...anayasa kitapçı atmak denen olay var ya... Trump'ın attı, attığı iki tane tweet. Trump da iki tane tweet atarak yaptı bunu maalesef. Ondan sonra da bir türlü biz toparlayamadık. Ve ilk defa ucu açık, ne zaman bir, nasıl bir sona ereceği belli olmayan bir ekonomik krizin içine giriyor, gidiyoruz. Bunun nedeni de krizin özelliği değil, yönetimi. Yani iktidar bu krizi nasıl sonlandıracağını anlatamıyor, ikna edemiyor. O zaman işte kamu kaynakları olayı ee, şöyle, üç şey gerekiyor. Bütün krizlerde olduğu gibi bunu herkes bilir. Bunu gazete okuyan, televizyon seyreden, okuduklarını anlayan, medya okuryazarlığı olan herkes bilir Türkiye'de. Yaşı da yeten. Yani bir, para bulacaksın kardeşim. Para bulacaksın. Çünkü işte söyledi Emin Çapa, para yok. Merkez Bankası eksi 49 milyar dolarda para yok. Para bulacaksın. İki, kamu kaynaklarını kamu harcamalarını kısacaksın. Yani yeni kamu kaynağı yaratamıyorsan ki halktan vergi toplayamıyorsan daha fazla kamu kaynaklarını kamu kaynaklarını daha az harcayacaksın. Daha verimli harcayacaksın. Bugün Türkiye'de korkunç bir savurganlık var ve verimsiz, verimsiz kullanılıyor kamu kaynakları. O çok açık. Üç, güven vereceksin. Güven. En önemlisi yani ülkede ülkenin yatırıma uygun bir iklime, yapıya kavuşturulması için güven vermek şart. Ha işte orada hukuk, demokrasi, Merkez Bankası bağımsızlığı, medya özgürlüğü falan geliyor işin içine. İş zaten orada, orada düğümleniyor.